1923 yılında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin dini İslam'dır hükmü var. Bu hüküm 1928 yılında İsmet İnönü ve 200 arkadaşının talebiyle değiştiriliyor. 1928. Ne oldu 1928'de? Türkiye kendi yazısını terk etti ve kendisiyle hiçbir alakası olmayan bir harf sistemini mekteplerde okumaya mecbur etti. Eğer anayasadan Türkiye Cumhuriyeti'nin dini İslam'dır hükmü çıkmamış olsaydı harf inkılabı yapılamazdı. Yani anayasada Türkiye Cumhuriyeti'nin dini İslam'dır yazılıyor. Sonra İslam harfleri bunu yapamazlar. Önce onu şutladılar. Sonra ne yapalım, biz artık Müslüman bir ülke değiliz ki. Onun için Latin alfabesi Türkiye'nin geçerli alfabesidir. Yeni Türkçe dediler. Öbürüne de eski Türkçe dediler. Şimdi bunun ne olduğunu insanlar biliyorlar mıydı? Tabii ki biliyorlar. Ankara'da bir şeyh efendi boynumuza, belimize zünnar taksak daha iyiydi deyip hücceten öldü. Böylece Türk milletinin varlığının temelindeki taş yok sayıldı. Türk milletinin varlığı neye istinad ediyordu? Bu yazı ile Türk milleti doğmuş değil miydi? Bunu kimseye anlatamazdınız. Çünkü o iş sağlama bağlanmıştı. Harf inkılabına şiddetle muhalefet edenlerden bir tanesi Fuat Köprülü'ydü. Köprülüzade Fuat. Fakat bir akşam Sultanahmet'teki evine Mustafa Kemal bir ziyarette bulundu. Ve ertesi sabah Fuat Köprülü'nün Latin alfabesi lehine bir yazısı çıktı gazetelerde. Bunun üzerine arkadaşları alaycı bir şekilde "Ne oldu Fuat?" diye sordular ona. O da dedi ki "Ben Zeki Velidi Bey gibi kütüphanesini kolay taşıyan birisi değil." Bu ne demek? Oğlum, ya bu ülkede yaşarsın veyahut kafayı değiştireceksin dediler ona. O da kütüphanesini taşıyamayacağı için kafayı değiştirmek zorunda kaldı ama ölünceye kadar okur yazar olmayan hiç kimseyi talebe olarak kabul etmedi. Derslerine, Fuat Köprülü'nün derslerine girebilmek için okur yazar olmak şartı var. Şimdi okur yazar deyince Latin harfleriyle Türkçe okuyup yazmak mümkün değildir. Böyle bir şey yoktur. Olmaz. Çünkü Türkçe bu harflerle doğmuştur. Bu harfleri dışarıda bırakırsanız Türkçeden bahsedemezsiniz. Üstelik
Rika yazısı denilen harf karakteri Türkler tarafından icat edilmiştir. Bugün bütün Arap aleminde gazete ve kitap basmak için kullanılan harf karakterini Türkler icat etmiştir. Rika yazısı İstanbul'da icat edilmiştir. Yani her şeyiyle bizim olan bir şeydir o. Öyle hani birinden adapte etmiş falan filan değiliz. Yazımızı elimizden almalarının sebebi biraz önce size Urfa hareketi ve arkasından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması hadisesini naklettim. Yazımızın elimizden alınması meselesi Türk milleti eğer yazısını elinde tutacak olursa bunların defterini düremeyiz. Bunlar ne yapar yapar kendi üstünlüklerini bize kabul ettirirler. Onun için bunlara kendilerini ifade etmeye imkan tanımayan bir ifade biçimi giydirelim. Nasıl olsa kendilerini ifade edemeyeceklerine göre bize de bir zararları dokunmaz. Bunu yaptılar. Şimdi dünyada olan bir şey değil. Dünyada hiç böyle bir şey yok. Olması imkansız bir şey. Şimdi Fenikeliler tarihin bir döneminde bir alfabe icat etmişler. Şu manada. Yani daha önce yazı diye bir şey var. Hieroglif var. Çin yazısı var. Efendim Hindistan'da bir yazı çeşidi var. Efendim Çin'de bir yazı çeşidi var. O Japonya'ya, Kore'ye de geçmiş falan. Şimdi mesela işi anlamak için Çin yazısının ne olduğunu size anlatmaya çalışayım. Bu Fenikelilerin bulduğu alfabe, şimdi hieroglif dediğimiz zaman ne anlıyoruz? İşte o kuş resimleri falan filan var değil mi? Yani şekillerle bir mana çıkarıyorlar. Çivi yazısında da aynı şekilde. Şekil, yani o çiviler sağa sol bakıyor bazıları, sola bakıyor. Üç tanesi yan yana gelmiş. İki tanesi ters, bir tanesi düz falan filan. O yazılarla bir mana çıkıyor. Şimdi Amerikalı şair Ezra Pound'un ABC of Reading kitabında Çin alfabesiyle alakalı anlattığı şeyden istifade ederek size Çin yazısının ne olduğunu nakletmeye çalışacağım. Şimdi Çinliler tıpkı hieroglifte ya da çizgi yazısında olduğu gibi şekille manayı ifade ediyorlar. Şekil. Şimdi şöyle bir şekil. Güneş. Benziyor da biraz. Yani değil mi? Böyle bir şekil güneş. Çinli bunu görünce güneş diyor. Şöyle bir şekil. Bunu görünce de adam diyor. Kafası yok ama. Benziyor. Evet. Şimdi
Şimdi şöyle bir şekil. Güneşin önünde adam. Şimdi güneşin önünde adam neden durur? Türk olduğu için bu kadar. Çinli olsa, Çinli olsaydı buna metanet diyor. Ama başka bir Çinli de diyor ki cesaret. Başka bir Çinli de diyor ki inat. Başka bir Çinli de diyor ki ısrar. Ama yani bir Çinlinin bunu metanet mi, ısrar mı, cesaret mi olduğunu doğru okuyabilmesi için tahsil görmesi lazım. Eğitimi sırasında hangi işaretin nasıl okunacağına dair bir olgunluk, zihni bir olgunluk elde ediyor. Bu tabii ki bu klasik Çince için doğru. O yüzden klasik Çin metinleri okunurken bugün işte Batılılar falan filan o işlere el attıkları için işte adam diyor ki ben bunu cesaret okudum. Hayır diyor. Cesaret olsaydı işte şu adamın bacağı biraz daha uzun olurdu falan diyor. Falan. Öyle tartışmalar var. Şimdi bu bir yazı çeşidi. Fenikeliler çıkardığımız seslere uygun işaretler uydurdular. A, alfa. Şimdi alfa. Şimdi diyeceksiniz ki o daha kalın yazıyor değil mi? Kalın. Şimdi alfa bu. Siz bana diyeceksiniz ki hayır alfa böyle oluyor. Değil mi? Ha. Alfa bu çünkü bu öküz. Baş, öküzün başı. Yani A sesini çıkarırken her şeyin başı olan harfi şey yapıyorlar. Söylüyorlar. Halbuki bu İbrani alfabesine geçerken alef oluyor. Arap alfabesine geçerken elif oluyor. Çünkü biz bunu çözüyoruz. Bir tanesiz kalıyor yani. Kendi dilimize, kendi kültürümüze göre seslerin hangi şekle tekabül ettiğini tekrar düzenliyoruz. Yani Fenikelilerin bulduğu alfabe Yunanca yazmak için Yunan harfleri oldu. Latince yazmak için Latin harfleri oldu. İbranice yazmak için İbrani harfleri oldu. Arapça yazmak için Arap harfleri oldu. Aynı alfabedir. Yani sistematiği aynıdır. Mantığı aynıdır. Fark eden ne? Lisan. Ne nasıl söylenir? Şimdi biz Türkçe konuştuğumuzu söylüyoruz değil mi? Doğru. Müslüman olduğumuz için Türkçe konuşuyoruz. Yani Kur'an-ı Kerim en yüce metin olarak, en yüce kelam olarak bilindiği için lisanımızı günlük
hayatımızda kullandığımız ifadeleri de Kur'an'dan aldığımız kalıplarla yeniden şekillendirdik. Bunun dışında bir Türkçe yoktur. Eğer Türkçeden Arapça ve Farsça kelimeleri atarsanız hiçbir şey diyemezsiniz. Neden biliyor musunuz? Hiç Farsçadır, şey Arapçadır. Kala kala bir kalıyor. Bir de Türkçe. Bir demek zorundasınız. Hiçbir şey diyemezsiniz. Biz ahlakımıza uygun bir lisan nasip etti Allah bize. Türk milletinin ahlakı İslam ahlakı olduğu için biz lisanımızı Kur'an'dan aldığımız terbiyeyle yeniden tertip ettik. Fena diyoruz. Arapça fena kötü demek değil. Fanilik. Fanilik. Fena. Yani biz itikaden bağlı olduğumuz şey manası. Bir şey kötü demek için fena diyoruz. Yani bizim için bekadır kıymetli olan. Fena değersiz bir şeydir. Fani olanı beğenmiyoruz, istemiyoruz. Lisanımız budur bizim. Biz Türkler kaza geçiririz. Başımıza kaza gelir. Bu Araplar için söz konusu değildir. Araplar bunu mesela yani unfall Almanca'da dediğiniz şey. Ama kaza ne demektir? Kader demektir. Türkler her şeyin Allah'ın takdiriyle olduğunu bildikleri için unfall yerine kaza derler. Anlatabiliyor muyum? Yani Türkler için her şey Allah'ın elindedir. Kaza oldu. Beşti çünkü mi? Kaderimde bu vardı. Beşti mi? Şimdi yazımızı elimizden almakla bizi şaşkın, ahlaksız ve yalancı şekle soktular. Yazımız olmadığı için biz yüksek ahlakı temsil edemeyen insanlar haline geldik. Çünkü yazamıyoruz. Yazabilseydik neyin doğru, neyin yanlış olduğu hakkında bir fikrimiz olurdu. Biz ölçüyü kaybettik. Ölçemiyoruz. Ölçebilsek belki biri daha büyük, biri daha küçük, biri daha yüksek, biri daha alçak diyeceğiz ama ölçü yok elimizde. Yazımız yok. Şimdi Ruslar vodka'dan vazgeçemedikleri için Müslüman olmadılar. Bu şaka gibi geliyor ama böyle. Yani Ruslar, Araplar onların yaşadıkları yerlere tebliğ için gittiğinde çok akıllarına yattı. Fakat dediler siz biz vodka içmedik yaşayamayız ki yani olmaz. Onun için sonradan Bizans'ın o zamanki parlaklığından etkilenerek gidip gelen insanların sonucunda Ortodoks oldular Ruslar. Ve iki kardeş Kiril, iki kardeş papaz. Bunlara Rus yazısını yapıverdi. Nasıl yaptı? Ortodoks oldukları için Yunan harfleri esastı ama Yunanca konuşmuyorlardı. Dolayısıyla bu harflerin yeniden Rus ağzına göre düzenlenmesi gerekiyor. Öyle yaptılar. Bugün Kiril alfabesi diye bildiğiniz alfabe doğrudan doğruya Yunan harflerinin Rusça'ya uyarlanmış halidir. Şimdi
bize millet olarak düşmanlık edildiğinin ispatı 1948 yılında kurulmuş devlet olarak varlığını ilan etmiş olan İsrail'in kullandığı harflerdir. Yıl 1948. Eğer bu modernlikle, dünya şartlarına uyumla alakalı bir şey olsaydı, İsrail'in alfabe olarak hangisi ise Latin alfabesini kullanması lazım. Öyle değil mi? Değil. Şimdi İbrani harfleri yazıp çiziyorlar. Herkes, üstelik İsrail'de İsrail vatandaşlığını elde edebilmeniz için 3 yıl hiç İsrail'den çıkmamak üzere oturmanız gerekiyor. 3 yıl. Bu süre Amerika Birleşik Devletleri'nde 7 yıldır. 3 yılın sonunda hakim önünde İbranice'den imtihan olursunuz. İbranice bilmiyorsanız İsrail vatandaşı olamazsınız. Bugün İsrail parlamentosunda Arap parlamenterler var ama İbranice konuşuyorlar. Arapça konuşmuyorlar. Çünkü devletin dili o. Ve herkes İbranice yazıyor. Yani alef, bet diye gidiyor işler. Bizim elimizden yazımızı almaları millet olarak bir daha ayağa kalkmamızın imkansızlaşması içindi ve bu fevkalade başarıyla sonuçlandı. Bizim millet olarak ayağa kalkmamız imkansızdır. Çünkü okur yazar değiliz. Çünkü adımızı yazamıyoruz. Adını yazamayan, kendini ifade edemeyen bir milletin millet olmasına lüzum yok. Biz kendimize neden Türk diyoruz? Çünkü Kur'an dilinde ö harfi yok. Török dememiz lazımdı. Bacarlar yok. Bacarlar diyorlar onu. Arapçada ö harfi olmadığı için biz kendimize Türk diyoruz. Bugün Suudi Arabistan diyoruz o ülke. Neden Suudlarla ne alakası varsa artık. Yani tamamen gavurların işi o. Her neyse ama Arap Yarımadası'nda da dünyanın Arapça konuşan birçok yerinde de çocuğunun ismini El Türki koyan insanlar var. Türkiye. Değil mi? Türkiye. Ne demek bu? Demek ki Müslümanın hası Türk ki bir Müslüman çocuğuna Türk diyor. Yani bu seçkin bir Müslüman demek için çocuğuna Türk ismini koydu. Yoksa onun kan, kemik bakımından Türklükle hiçbir alakası yok. Bizi de millet olarak ancak kendi varlığımızın hususiyetleri bir şekle sokabilirdi. Şimdi aslında size söyleyebileceğim ve bize yutturulmuş dolmalarla alakalı çok şey var. Bunu sizi ahlak sahibi farz ederek bu kadarını söylüyorum. Çünkü Türkiye'de yaşayan insanlar bir takım gizli planların içinde olmaktan kendilerini
selamette sayarak yaşayan insanlar. Yani Türkiye Cumhuriyeti muvakkaten kurulmuş bir devletti. Ama Türk milletinin varlığı bu geçiciliği devamlılık haline getirdi. Bu manada Cumhuriyet tarihi yeniden yeni bir gözle ele alınabilir. Buna kimsenin niyeti yok. Çünkü birilerinin planları sürekli olarak hareket halinde ve sonuç almak üzere. Sonuç almak üzere 10 seneden az kaldı. Büyük Yunanistan'ın, Büyük Ermenistan'ın, muhtemelen Büyük Kürdistan'ın, ki pek sanmıyorum onların ellerinden ne gelir, ne kadar ne mobiline. Şekil alması için, şekil alması yarı yarıya tamamlandı. Bu şeklin dünyada görülebilmesi için çok az zaman kaldı. Yani siz bugün Türkiye'deki siyasi olayların Türkiye geleceğini, kendi geleceği haline getirmiş insanlar arasında olduğunu mu sanıyorsunuz? Son zamanlarda yok istifalar, bilmem neler falan filan, soygunlar, bunların sen Türkiye ile alakalı olduğunu mu sanıyorsunuz? Asla değil. Bütün bunlar Büyük Yunanistan'la, Büyük Ermenistan'la, Pontus'la alakalı şeylerdir. Yani bir kere Atina'yla münasebetlerde bütün inisiyatifin Atina'ya bırakıldığı bir şekillenme yerine oturdu. Yani Atina'daki kabineyle Ankara'daki kabine yılda iki kere ortak toplantı yapıyor. Kanun çıktı bununla alakalı. Ve Atina'daki başbakanla Ankara'daki başbakan yılda en az bir kere yan yana geliyor. Bu münasebette siz bana Ankara'nın avantajlı olduğunu söylüyorsanız ben sizin alnınızı karıştırırım. İşler bir şekilde yürüyor. Ve bugün işte Hristiyan takvimine göre 1914 yılının ikinci gününde miyiz? 2014. Ne dedim ben? 3. 1914. 100 sene öncesi. 2014'ün ikinci günündeyiz değil mi? Üçüncü günü. Üçüncü günü. Çok zaman kalmadı. Hristiyan takviminin 2015'i geldiği zaman ve Sevr Anlaşması'nda sınırları netleşmiş olan Ermenistan'ın ilanına bugün Türkiye'de itiraz edecek hiçbir toplumsal güç yok. Yok. İtiraz, karşı durmayı bir tarafa bırakın. İtiraz eden yok. Onun için birbirimizi avutup hiçbir şey elde edemeyiz. Hiç yoktan birbirimizle nefret etmenin, birbirimizi küçük görmenin, birbirimizin kuyusunu kazmanın peşindeyiz. Bunu gavur gayet güzel ayarladı. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Batı medeniyeti artık kendi davalarını kendi insanları üzerinden yürütmemeye karar verdi. Bugün dünyada
kan nerede dökülüyor? Avrupa'da mı? Neden? Çünkü adam bunu başından ayarladı. Sadece İslam ülkelerinde değil. İşte şeyde de Hindi Çin'de de savaş gördük. Afrika yok edilen bir kıta haline geldi. Yani bu iş böyle. Yani biz burada birbirimizi neyimiz olarak bilip yaşıyoruz? Birbirimizin nesiyiz? Eğer birbirimizin düşmanıysak, ki bizi o hale getirdiler ve birbirimize düşmanlığı kimin hesabına yaptığımızı da akledebilmemiz lazım. Kim avantajlı çıkıyor? Türkiye'de yaşayan insanlar birbirlerine düşmanlık gösterdikleri zaman bundan taraflardan birisi karlı çıkıyor. Türkiye'de insanlar birbirine giriyorlar. Tamam. İki taraftan birisi avantajlı oluyor mu? Hayır. Kim gavurdan daha çok avanta kopardıysa o avantaya razı. O kadar. Başka bir şey yok. O da zaten hiç cimri davranmıyor. Çok bonkör davranıyor. Türkiye'de fesat çıkaracak olan herkese işini bitirdikten sonra para vermiyor. İşini yapsın yapmasın önce parayı veriyor. Önce avantajı temin ediyor. Ondan sonra zaten yapabildiği kadar yapıyor. Zaten de pek büyük bir sonuç elde ediyor. Olsun. Ama neticede Tanrı mevkiine geçen batılı olmuş oluyor. Yani Türkiye'de yaşayan insanlar batılıdan korkuyorlar ve batılıdan ümit ediyorlar. Yani eğer bir başıma kötülük gelirse bunu filanca açar diyor. O filanca dediği Müslüman değil asla. Başıma iyi bir şey gelirse onu da filanca temin eder diyor. O filanca da Müslüman değil. Dolayısıyla yani özle biçim arasındaki münasebeti anlamadan bir şeyler anlamaya çalışmak beyhudedir. Yani form muhteva. Biz insanlar bir şeyi ancak onun girdiği kılıkla tanıyabiliriz. Yani bir şeyin bir şekli vardır. Mutlaka. Şekilsiz bir şeyi tanımak bizim ruh durumumuza müsait bir şey değil. Yani böyle bir şey yok. İnsan olarak mutlaka bir şekil görmek isteriz. Ama bu şekil aldatıcı olabilir. Bu şekil temsil ettiği şeyi taşımıyor olabilir. Sahte olabilir. Ama öz ancak bu şeklin bize ulaştırdığı bir şeydir. Yani bir şeyin özü konusunda bahis açacaksak, bir şeyin özünden bahsedeceksek, önce şeklini bilmemiz lazım. Dolayısıyla şeklini kaybetmiş olanın özünün olması ihtimali yoktur. Ama özünü muhafaza eden kendine yeni bir şekil bulur.
Anlatabiliyor muyum? Yani bu iş aslına bakalım arkadaş dediğin zaman önce o aslı bize yaklaştıracak, o aslı tanımamıza imkan verecek olan biçimden bahsetmemiz lazım. Biçimsiz öz olmaz. Ama özsüz biçim olur. Bir ağaç kuruduğu zaman gene ağaç şeklindedir. Ama gerçekte ağaç değildir. Kurumuştur, canlı değil. Ama ağaç gibi işte. Yani gerçek bir ağaç değil ama kuru bir ağaç işte. Ama siz bana ağacın özünü gösteremezsiniz. Yani biçimi yoksa, tamam, özü yoksa biçim reddedilebilir. Sen sahtekarsın dersin. Ama bir insanın dürüst olduğunu anlamanın yolu da gene onun biçimiyle varlığı arasındaki intibaktan geçer. Yani biri yalancı, biri doğrucu. Ama ikisi de laf söylüyor. Biri yalan söylüyor, biri doğru söylüyor. Birinin yalan, birinin doğru söylediğini nasıl anlayacağız? Hangisinin söylediği işimize geliyorsa oradan anlayacağız. Yani kendimiz yalancıysak yalancıyı beğeneceğiz. Kendimiz doğrucuysak doğrucuyu beğeneceğiz. Onun için öze bakışır. Ama özün öze bakışması için önce biçim lazımdır. Biçimsiz, şekilsiz. Onun için biz millet olarak yazımızı geri alamadıkça hiçbir bok değiliz.